Herkese selamlar arkadaşlar. Borsa Mühendisliğine hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir halka arz olan Koza Polyester Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ni inceleyeceğiz. En ince detayına kadar bakacağız. Finansallara bakacağız, rasyolara bakacağız. Şirketin bir hikayesi var mı? Şirkete yatırım yapılır mı? Halka arza katılınır mı? Ve ben bu halka arza katılacak mıyım? Bu soruların cevaplarını videonun sonuna geldiğimizde hepsini bulmuş olacağız. Ayrıca bildiğiniz gibi CVK Madencilik'te halka arz oluyor. Bu halka arzın talep toplama tarihleri de 6-7 Nisan olacak. Twitter hesabımızda bu halka arz hakkında özet tablomuzu gereken detaylarıyla bulabilirsiniz. Tabii ki videosu da bu videodan, yani Koza Polyester videosundan hemen sonra yayınlanacak. O yüzden kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bunu da tekrardan hatırlatıyorum ve hazırsanız artık Koza Polyester'in detaylarını inceleyelim. Tabii ki yatırımcıların aklındaki en büyük soru, Koza Polyester yeni Sasa mı olacak? Yeni Sasa borsaya geliyor mu? Aynı hareketleri Koza Polyester, yani listelendiğinde işlem kodu olacak Kopol'de de görebilecek miyiz? Burada önemli olan şey, evet, Koza Polyester'in de yani Kopol'ün de Sasa'nın da faaliyet gösterdikleri sektör aynı. En büyük ciro kaynakları da aynı. Polyester, elyaf. Ancak Sasa'daki tamamen farklı bir durumdu. Bildiğiniz gibi Sasa yönetim değişiminden sonra, Erdemoğlu Holding'e geçtikten sonra çok doğru yatırım kararları alarak inanılmaz hızlı bir büyüme sergiledi ve şu anda bulunduğu konuma geldi. Koza Polyester'in detaylarını incelerken zaten bunları da konuşacağız. Koza Polyester Sasa'ya göre daha yolun başında bir şirket. Sasa neredeyse Koza Polyester'e, yani Kopol'e göre 11 kat fazla bir kapasiteye sahip. Kopol eğer gelecekte ettiği karları doğru kullanabilirse, finansallarını doğru yönetebilirse, doğru zamanda güzel yatırımlara gidebilirse ve polyester elyaf sektöründeki talep şu anki gibi devam ederse, evet, Kopol'de büyük bir potansiyele sahip bir şirket diyebiliriz. Ancak aynı şeyler gerçekleşecek diyebilmek için birazcık erken, bunları bize zaman gösterecek. Halka arzın 1-2 yıl sonrasında zaten aşağı yukarı bu tahminler çok daha belirgin olmaya başlar. Kopol'ün geleceğini çok daha belirgin bir şekilde görebiliriz diyelim. Ve artık biz halka arz bilgilerine geçelim, bakalım bu halka arzda bizleri neler bekliyor. Öncelikle şirketi tanıyalım. Koza Polyester Gaziantep şehrinde Akınalı ailesi tarafından 2012'de kurulmuş ve 2013 yılı sonunda, 2014 diyebiliriz biz buna, faaliyetlerine başlamış. Kapasite olarak her ne kadar Sasa'nın çok daha gerisinde kalsa da Avrupa'nın en büyük kapasitesine sahip polyester üreticilerinden bir tanesi ve Türkiye'nin de bu sektördeki ikinci şirketi diyebiliriz. Talep toplama tarihleri 5-6-7 Nisan'da olacak. Toplamda 44.390.000 lot satılacak. Lotların her biri 24 lira 50 kuruş ve toplam arz büyüklüğü de bu şekilde 1.087.555.000 lira olmuş oluyor. Ve bu halka arzında %20,54'lük bir iskontoyla yapıldığında söylemekte fayda var. Soracak olan arkadaşlar için T1, T2 kullanamıyorsunuz maalesef. Bu halka arzda aynı zamanda CVK Madencilik halka arzında da T1, T2 kullanamayacaksınız. Bunu da hatırlatmakta fayda var. Taahhütler kısmına gelirsek 30 gün süreli fiyat istikrarı işlemi planlanıyor. Halka arz gelirinin brüt %30'u ile birlikte konsorsiyum lideri olan Garanti Yatırım bu fiyat istikrarı işlemini yapacak. Aynı zamanda 1 yıl boyunca ortaklar yeni hisse satışı veya bedelli sermaye artırımı yoluna gitmeyecek. Bunu da belirtelim. Şimdi talep edilebilecek kurumlara bakalım. Burada görmüş olduğunuz kurumlarda eğer hesabınız varsa bu kurumlardaki hesabınızı kullanarak halka arza talep gönderebiliyorsunuz. Aynı zamanda şu soru da çok soruluyor. Neredeyse tüm halka arz videolarımızın altına aynı yorum geliyor. Bildiğiniz gibi tüm yorumları okuduğumuzdan dolayı bu yorumları cevaplıyoruz. Ancak videoda bunu özellikle belirtmek istiyorum. Arkadaşlar, birden fazla hesapla halka arza katılamazsınız. Bunu çok soran oluyor. İşte ben iki hesabımdan da katılsam ikisine de gelir mi? Kendi adınıza yalnızca tek bir hesaptan halka arza katılabiliyorsunuz. İki farklı hesaptan talep göndermeniz durumunda yalnızca en çok talep gönderdiğiniz hesaptaki halka arz talebi geçerli olacak. Bunu da belirttikten sonra Koza Polyester'in, yani Kopol'ün katılım endeksine de uygun olduğunu belirtebiliriz. Bu da çok sorulan sorulardan bir tanesi. Evet, katılım endeksine uygun bir şirket olacak. Şimdi gelelim Koza Polyester'in ürettiği ve sattığı malzemelere. Koza Polyester'in cirosunun %94'ünü polyester elyaf oluşturuyor. Polyester elyaf Kopol için en önemli üretim ve satış malzemesi diyebiliriz. Bunun yanında polyester cips ve plastifiyan da üretiyor. Ancak bunların cirodaki paylarının düşük olduğunu belirtmekte fayda var. Ürettiği polyester elyafın
çok büyük bir kısmı tekstil sektöründe kullanılıyor. Geri kalan diğer polyester cipsi ve plastifiyen üretimlerini diğer sektörlere talep olması halinde yapıyor. Çok ciddi bir önem arz etmediğini söyleyebiliriz. Şimdi şirketin ortaklık yapısını konuşalım sizlerle. Zaten söylemiştik, Gaziantep şehrinde Akınalı ailesi tarafından kurulmuş olan bir şirket olduğunu. Şirketin şu anda 4 gerçek kişi ortağı bulunuyor. Bu ortakların hepsi de Akınalı ailesinin mensupları. En büyük 2 ortak her birinin %46'lık bir payı olacak şekilde Saim Akınal ve Suat Akınal. Halka arzın ardından şirketin fiili dolaşım oranı %20,54 olacak ve Saim ve Suat Akınal'ın payları da %36 seviyesine düşmüş olacak. Bunu demişken hemen şimdi toplam satılacak olan 44.390.000 lotun ne kadarı bedelli sermaye artırımı, ne kadarı ortak satış şeklinde gerçekleşiyor. Buna da göz atalım. Toplam satılacak lotların 21.2 milyonu ortak satış şeklinde gerçekleşiyor. 23.1 milyonu ise bedelli sermaye artırımı kapsamına giriyor diyebiliriz. Şimdi gelelim bu bedelli sermaye artırımı kapsamına giren lotlardan şirkete girecek olan parayı şirket nerelerde kullanacak? Halka arz gelirinin %75 ila 80'i arası finansal borçların ödenmesinde, %20-25'i ise işletme sermayesini güçlendirmek amaçlı kullanılacak. Yeni bir yatırım şu anda planlanmıyor. Halka arz gelirinin kullanım alanlarından da görebileceğimiz üzere gelecekte şirket sermayesi güçlendiğinde, şirket sermayesi buna el verdiğinde evet yeni yatırımlar planlanıyor olabilir. Ancak şu anda halka arzın hemen ardından böyle bir yatırım beklemememiz gerektiğini, çünkü zaten halka arz gelirinin kullanım alanı kısmında bunu görmediğimizi anlayabiliyoruz. Ancak şirket halka arzın 1-2 çeyrek sonrasında büyük bir yatırım açıklar mı, bizi sürpriz yapar mı, bunu hep birlikte göreceğiz. Zaten finansalları da biz birazdan sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Burada da şirketin bunu yapabilecek bir gücü var mı yok mu tüm detaylarıyla anlamış olacağız. Gelelim kaç lot düşer kısmına. Bu da en çok sorulan sorulardan bir tanesi. Ama siz bunu bize sormadan bu yanıtı biz size hem Twitter üzerinden, videolarımızdan çok daha önce paylaştığımız özet tablolarımızla, hem de videolarımızda şu anda yapacağımız gibi açıklıyoruz. Twitter hesabımızı da takip etmeyi kesinlikle unutmayın. Hem halka arzlar hakkında hem borsadaki diğer fırsatlar hakkında tüm bilgilendirmeleri size anında yapıyoruz. Twitter'da bize burada görmüş olduğunuz gibi borsa mühendisim olarak bulabilirsiniz. Şimdi kaç lot düşer kısmını konuşalım. Bildiğiniz gibi Exxon Gıda'nın halka arzında bir rekor kırıldı. 1 milyon 200 bin katılımcıya ulaşıldı. Daha önceki halka arzda 900 bin katılımcı vardı. Biz acaba 1 milyonu geçecek mi diye düşünüyorduk. Bir heyecanlanıyorduk. Hatta attığım tweetler vesaire de vardı. Ve ciddi bir sonuç geldi. Yani hepimizi şaşırttı. 1 milyon 200 bine ulaştı. Eğer bu 1 milyon 200 bin katılımcı Koza Polyester'in halka arzına katılırsa kişi başına 28 lot, bu da 686 TL'lik bir maliyete tekabül ediyor. Tabii ki burada hesaplamada bulunmamız gereken farklı durumlar da var. Bu durumlar nedir? İki halka arzın aynı anda yapılacak olması. CVK Madencilik'te, Koza Polyester'de talep toplama tarihleri çakışıyor. 6-7 Nisan'da söylediğimiz gibi CVK Madencilik talep toplayacak. Koza Polyester 5-6-7 Nisan'da topluyor. Yani bu iki halka arzın aynı anda olması insanlarda belki buna mı katılsam, buna mı katılsam diye bir yol ayrımına sebebiyet verebilir. Yalnızca bir halka arza katılacak olan insanlar olabilir. Böylece katılım azalırsa, yani 1 milyon 100 binlik bir katılımcı gerçekleşirse 30 lot, bu da 735 TL'ye tekabül ediyor. 1 milyona kadar gerilerse bu sayı 33 lot, bu da 808,5-809 TL gibi bir miktara tekabül ediyor. Tabii ki bunun tersi senaryosu da var. Eğer Koza Polyester, bildiğiniz gibi Sasa Türkiye'de çok büyük ses getirdi, çok büyük bir yankı uyandırdı. Eğer Sasa ile aynı faaliyet alanında faaliyet gösteren bir şirket halka arz oluyor, burada da gelecekte benzer bir senaryo, benzer bir hikaye gerçekleşir mi soruları insanların kafasında yer ederse, bu sefer yeniden katılımcılarda bir artma görebiliriz. 1 milyon 300 bin katılımcıya çıkarsak kişi başı 26 lotluk bir miktar gelecektir. Şimdi asıl soruya gelelim. Bu halka arzda kişi başı alabileceğimiz lot sayımızı maksimize edebilmek için ne kadarlık bir başvuruda bulunmak lazım? Yani burada tabloya baktığımızda aşağı yukarı 800-850 liralık bir talep gönderimi, yani 33-34 lotluk bir talep gönderimi sanki bizim için işleri garanti altına alacak gibi. Ancak beklenmedik durumlar olur.
katılımcı sayısı az gerçekleşir vesaire. Böyle bir durumla karşılaşırsak özellikle iki halka arzın aynı anda olması bu duruma sebebiyet verebilir. Bizim yapabileceğimiz en iyi şey garanti olması açısından 40 lotluk bir başvuruda bulunmak kişi başı düşecek maksimum miktarı almamızı garanti edecektir. Şimdi özet tablomuzu artık kapatalım, şirketin rasyolarını inceleyelim. Koza Polyester Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi bildiğiniz gibi kimya ve plastik sektöründe SASA ile aynı sektörde işlem yapıyor. Ben sektörün ağırlıklı ortalamalarını da sizler için aldım. Piyasa değeri, defter değeri, fiyat kazanç, FD, FABÖK gibi rasyoları hem şirketin halka arzdan öncesi ve sonrası hem de sektörün ağırlıklı ortalamalarıyla karşılaştırıp şirketin halka arz sonrası sektördeki durumu ne olacak bunları inceleyeceğiz. Öncelikle piyasa değeri, defter değeri, halka arz öncesi 2.75, halka arzdan sonra şirkete gelecek olan parayla 2.33'e düşüyor. Fiyat kazancı 10.62'den 11.9'a çıkıyor. FDF AVÖK oranı 9.9'dan 9.93'e çıkıyor. Bunları sektör ağırlıklı ortalamalarıyla karşılaştıracak olursak sektör ağırlıklı ortalaması 2.44, piyasa değeri, defter değeri ise Kopol'ün 2.33, yani piyasadan PDDD açısından daha ucuz olduğunu söyleyebiliriz. FK tarafına baktığımızda 8.47 olan sektör ağırlıklı ortalaması halka arzdan sonra 11.9 olacak. FDF ABÖK sektör bazında 8.38, halka arzdan sonra Kopol'ün 9.93. Tabii ki sektör ağırlıklı ortalamasına baktığımızda kimya ve plastik sektöründe işlem gören tüm şirketlerin, yani sadece polyester üreticilerinin değil diğer kimya ve plastik sektörlerinde iş yapan şirketlerin de ortalamalarını bu hesaba dahil etmiş oluyoruz. Bunun için sadece polyestere odaklanmış şirketlere baktığımızda şirket ucuz mu pahalı mı daha doğru bir yaklaşım olabilir. Zaten en yakın örneği Yeni Sasa mı dediğimiz bir şirketi kimle karşılaştırabiliriz? Sasa ile karşılaştırabiliriz. Evet, Sasa'ya göre rasyolar açısından çok daha ucuz bir şirket olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi gelelim şirketin borçluluk kısmına. Halka arzdan önce 1 milyar 67 milyon 922 bin 10 liralık bir borcu olan şirket halka arzın ardından ki bildiğiniz gibi gelirin %75-80'i borç ödemelerinde kullanılacak 516 milyon 961 bin 858 TL'ye düşüyor. Cari oranda aynı şekilde 1.28'den 1.76'ya çıkıyor. 1.76'lık bir cari oran bizim güzel diyebileceğimiz bir cari orandır diyebiliriz. Diyelim ve artık şirketin finansal tablolarını incelemeye geçelim. Finansal tabloları bizzat izahname üzerinden inceleyeceğiz. Ancak şöyle bir şey var. İzahname tekrardan kötü bir şekilde yüklenmiş. Bunu belirtmekte fayda var. Bence izahnamelerin bu şekilde yüklenmemesi gerekiyor. Ben zoom yaptım. Anca anlaşılabiliyor. Şöyle orijinal boyutlarına baktığımızda çok daha zor anlaşılabilen gözüktüğünü söyleyebiliriz. Biraz daha zoom yapacağım. Sizlerin de bilgisayar veya telefon ekranlarından rahatça görebilmeniz için ekranı. Zaten belli başlı şeylere bakacağız. Belli başlı kriterlere bakacağız. Sonrasında videomuzu tamamlamış olacağız. Yorumlarımızı elimizdeki datalara bakarak gerçekleştirelim. Dönem varlıklar kısmında 2020'den 2022'ye ciddi bir yükseliş var. 2020 yıl sonunda 221 milyon olarak gerçekleşen dönem varlıklar toplamı 2021 yıl sonunda 668 milyona, 2022 yıl sonunda 1 milyar 485 milyona kadar yükseliyor. Buradaki yükselişin en büyük payı stoklar ve ticari alacaklar kısmından sağlanıyor diyebiliriz. Ticari alacaklar kısmında 2022 yıl sonunda yani güncel bilançoda 684 milyon liralık bir alacak burada duruyor. İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar 445 milyon lirayken ilişkili taraflardan 239 milyonluk bir durum var. İlişkili taraflardan alınacak olan paralar biraz daha garanti gözüyle bakılabilir. İlişkili olmayan taraflarda 445 milyonluk bir alacağın beklediğini bilmekte fayda var. Stoklar kısmına baktığımızda 426 milyon liralık bir stok şu anda şirkette duruyor. Peki duran varlıklar tarafına baktığımızda bizi ne karşılıyor? Duran varlıklarda sırasıyla 2020'den 2022 yıl sonuna kadar 687 milyon, 1 milyar 184 milyon ve 1 milyar 938 milyonluk bir duran varlık şirkette bulunuyor. Bu da güzel bir artış. Artıştaki en büyük payında maddi duran varlıklar tarafından geldiğini konuşabiliriz. 2020 yıl sonunda 590 milyon lira olan maddi duran varlıklar 2022 yıl sonunda 1 milyar 431 milyon liraya kadar çıkmış. Tabi şirketin maddi duran varlıkları neydi? Fabrikaları, binaları, makineleri, teçhizatları vesaire bunlar maddi duran varlıklar olarak sınıflandırıyor. Halka arzdan önce tabii ki yeniden değerleme yapılmış olabilir. Buradaki artışlar
Buna da bağlı olabilir. Tabii ki yeni yatırımlar da yapılmış olabilir. Bunu detaylıca incelemekte fayda var. Video fazla uzamaması için ben belli başlı temel yerlere bakacağım. Yükümlülükler yani borçlar kısmına gelelim. Kısa vadeli yükümlülükler kısmında aynı dönem varlıklar kısmında olduğu gibi ciddi bir artış olduğunu söyleyebiliriz. Hatta şuna da dikkat etmekte fayda var. 2020 yılında yani Covid döneminde yıl sonunda şirket eksiye geçmiş dönem varlıkların kısa vadeli yükümlülükleri ödeyebilme gücü konusunda 2020 yıl sonunda 317 milyon lira olan kısa vadeli yükümlülüklere karşılık dönem varlıklar 221 milyon liraymış. Bu dönem atlatıldıktan sonra şirket artıya geçmiş 668 milyonluk bir dönem varlığa karşılık 604 milyon liralık bir kısa vadeli yükümlülük ve yıl sonuna 2022 yıl sonuna geldiğimizde 1 milyar 485 milyonluk bir dönem varlığa karşılık 1 milyar 158 milyon liralık bir kısa vadeli yükümlülük bizi karşılıyor. Şirkette alacağı bu halka arz geliriyle beraber buradaki yükümlülükleri ciddi şekilde azaltacak. Uzun vadeli yükümlülükler tarafına bakacak olursak uzun vadeli yükümlülüklerde kısa vadeli tarafa göre çok daha olumlu bir durum karşımıza çıkıyor. 2020 yıl sonunda 324 milyon lira olan uzun vadeli yükümlülükler 2021 yıl sonunda 540, 2022 yıl sonunda 545 milyon lira bandına çıkmış durumda. Öz kaynaklar tarafına baktığımızda da 2020 yıl sonunda 266 milyon lira olan öz kaynakların 2022 sonunda 1 milyar 720 milyon liraya ulaştığını, yani şirketin öz kaynak tarafında ciddi bir artış yaşadığını görebiliyoruz. Bunu zaten net dönem karı zararı kısmından da anlayabiliyoruz. 2020 yıl sonunda yaklaşık 10 milyon lira kar etmiş olan şirket 2022 yıl sonunda gelindiğinde 445 milyon liralık bir kâra ulaşmış. 2021'de de net dönem karının 149 milyon lira olarak gerçekleştiğini söylemekte fayda var. Tabii ki burada yabancı para çevrim farklarından da ciddi karlar elde edilmiş. Ancak 2022 yıl sonunda ne kadar edinildiğini ben buradan göremiyorum. Siz de göremiyorsunuz. Üstüne damga basılmış. Şu anda o veriye ulaşamıyoruz. Yetkililer izliyorsa bunlara dikkat edilmesini önemli rica ediyorum. Şimdi gelelim gelir tablosu kısmına. Gelir tablosunda hasılatın 2020 yıl sonunda 616 milyon lira olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Bu hasılat 2021 yıl sonunda 1 milyar 330 milyon, 2022 yıl sonunda 2 milyar 907 milyon lira olarak gerçekleşmiş. Satışların maliyetleri düşüldüğünde de brüt kar yine sırasıyla 2020'den 2022'ye 57 milyon, 248 milyon ve 563 milyon olarak gerçekleşmiş. Satışlardaki artışın hem döviz kuru kaynaklı hem de polyesterdeki talep artışından yaşandığını söyleyebiliriz. Aynı zamanda tonaj bazında da büyümeler mevcut. 2021'de %7, 2022'de ise %2'lik bir tonaj büyümesi yaşamış şirket. Genel yönetim giderleri kısmına baktığımızda 2020'den 2022'ye 3 milyon liradan 13 milyon liraya çıkan bir genel yönetim gideri var. Ancak tabloda brüt kar ve esas faaliyet karı kısmına baktığımızda kar artışının genel yönetim giderlerine göre çok daha fazla olması genel yönetim giderlerindeki bu artışı önemli kılmıyor. Bizim istediğimiz neydi? Şirketin esas faaliyet karının genel yönetim giderlerinden daha fazla artmış olmasıydı. Bu durumda genel yönetim giderlerindeki artış bizim gözümüze çarpmıyordu. Ve evet burada bu durumu görebiliyoruz. Bu yüzden Kopol artı puan aldı diyebiliriz. Yatırım faaliyetlerinden giderler kalemine bakacak olursak evet şirket yatırım yapıyor ancak ufak yatırımlar yapmışlar. Belki makine teçhizat alımı yapmış olabilirler. Aynı zamanda yatırım faaliyetlerinden gelirler kısmı da var. Burada da belki şirket eski makinesini satıp, eski teçhizatını satıp yenisini almış olabilir. Çünkü büyük montanlı yatırım giderleri görmüyoruz. Büyük montanlı yatırım giderlerini videonun başında konuştuğumuz gibi belki ilerleyen dönemlerde şirketin finansalları el verdiğinde kapasite artışları olarak görebileceğiz. Vergi öncesi kâra baktığımız zaman ciddi bir finansman giderleriyle karşılaşmış oluyoruz. 2022 yıl sonunda özellikle 93 milyon lira hatta 94 milyon liraya yakın bir finansman gideriyle karşı karşıyayız. Bu da vergi öncesi kârı 519 milyondan 426 milyona çekmiş durumda. İşte şirket buna dur demeye çalışıyor. Halka arz gelirlerinin büyük bir bölümüyle borç kapatacağı için bir sonraki bilançoda finansman giderlerinin daha az oluştuğunu göreceğiz. Bu da karlılıkta olumlu bir etki yapacaktır. Tabii ki temel bazlı sektör bazında bir olumsuzluk yaşamamız durumunda eğer şirket mevcut ivmesini devam ettirebilirse sonraki bilançolarda çok daha güzel şeylerle karşılaşabiliriz. Bunların hepsini konuştuktan sonra gelelim dönem karına. Dönem karı 2020 yılında 9 milyon yaklaşık 10 milyon lirayken 2022 yıl sonunda 445 milyon lira olarak gerçekleşmiş.
2021 yıl sonunda 149 milyon lira olan dönem karı, şirketin karlılığındaki artış, şirketin dönem karındaki artış gerçekten güzel. Biraz borçlanarak büyüme yaşamışlar ve bu borçluluğun önüne de halka arz olarak geçiyorlar. Eğer şirket gelecek dönemlerde doğru kararlar almaya devam eder ve finansalları el verdiği zaman doğru zamanda kapasite artışlarına giderse gerçekten potansiyele sahip olan bir şirket olduğunu söyleyebilirim. Bana soracak olursanız bu halka arza katılacak mısın? Evet, ben bu halka arza katılacağım diyebilirim ve videoyu da burada noktalayalım. Umarım sizler için yararlı bir anlatım olmuştur. Bu tarz bilgilendirici içeriklerden ve tüm fırsatlardan haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak bizlerden anında haberdar olabilirsiniz. Sizler için tüm gelişmeleri ve fırsatları video olarak duyurmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda canlı yayınlarımız da var. Canlı yayınlarımızı da izleyebilirsiniz. Bir süredir açamadık ama yakın zamanda yeniden başlayacağız. Oynatma listelerimize göz atarsanız sizler için sıfırdan eğitim serilerimizin de olduğunu ve bu serilere yeni videoların da gelmeye devam edeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.